Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle pazar gününe özel biliyorsunuz pazar günleri bir tık daha farklı sorular çözüyoruz. Pazar gününe özel e, biraz daha ne diyelim? Zor sorular çözeceğiz. Kimisine bunlar da zor gelmiyor ama artık yapacak bir şey yok arkadaşlar. Sizler o zaman Rus Olimpiyatlarına falan gireceksiniz. Rus. Evet. Şimdi soruları önce bir sizler çözün. Olmazsa arkadaşlar ya da olsa da yani videoyu daha sonra izleyin çözümlerimize karşılaştıralım. Kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi, yorum atmayı unutmazsanız sevinirim diyerek ilk soruma başlıyorum. Bir Px polinomu tek dereceli terimlerden oluşmaktadır. P3 eşittir 9 olduğuna göre Px polinomunun x kare eksi 9 ile bölümünden kalan kaçır? P3 eşittir 9 olduğuna göre x kare. Ben çözmeye başlıyorum. Herhalde sizler uğraştınız diye düşünüyorum. Şimdi tek dereceli terimlerden oluşuyormuş ve kaçıncı derece olduğunu söylememiş. Yani bu polinom 3. derecede olabilir, 5. derecede olabilir, 7. derecede olabilir değil mi? Ama tek dereceli terimlerden oluşan polinoma biz tek polinom diyebiliriz. Ya yani aynı tek fonksiyon gibi. Yani P eksi x neye eşittir? Eksi px'e eşittir. Bu durumda mesela p3 9 arkadaşlar. x yerine 3 yazalım. p 3 eksi p3 olacağı için p 3te 3 p3 9 olduğuna göre eksi 9 olmalıdır. Peki siz bir polinomu px polinomunu x kare eksi 9 ile böldünüz. Bölüm bx diyelim. Kalan birinci dereceden olmak durumdadır. Maksimum birinci dereceden olabilir. Çünkü bölen ikinci dereceden. Şu verilen değerleri bir koyalım. Bakın p 3 koyduğunuzda şurası komple sıfır oldu. 3A artı B 9 şuraya 9'u güzel bir şekilde yazalım. Eksi 3 koyduğumuzda eksi 3A artı B eksi 9 oluyor. Çünkü neden? Burada arkadaşlar eksi 3 koyduğumuzda yine 9 eksi 9 0 olduğundan dolayı o ikisi birbirlerini ne yapacak? Götürecek. Şimdi bunları taraf tarafa toplarsak A'lar gidiyor. 2B eşittir 0. B'nin 0 olduğunu görüyoruz. B 0 ise A kaç olur? 3. Bizim kalanımız AX artı B olduğuna göre bizim kalanımız 3 xtir diyoruz. Evet ikinci sorumuz da arkadaşlar bu şekilde bir üçlü denklem sorusu. Bilenler çözsün, bilmeyenler biraz uğraşsın. Yine çözümlerimizi karşılaştıralım. Bunu böyle e, bilgisayar yazısıyla yazabilme e, fırsatım olmadı. Kusura bakmayın. Denkleminin kökler toplamı kaçtır. Bakın şimdi biz her zaman yaptığımız gibi 2 üzeri x'e a dedik. 2 a kare eksi 8 a artı 1 eşittir 0. Bunu çarpanlara ayırmaya kalktığınızda ayrılmıyor sayın arkadaşlarım. Deltasına bakarsanız b kare 64 eksi 4 ac sıfırdan büyük olduğu için reel kökleri mevcut. İki tane reel kök var ve kökler toplamını sormuş. Şimdi biz her ne kadar şu ağlı denklemin köklerini bilmesek de varsayalım ki bir kökü k olsun diğer kökü de p olsun. Ne yapıyorduk? Ama bizim amacımız A ve B'lerin toplamını değil, X'lerin toplamını bulmak. A yerine 2 üzeri X yazıyoruz. K. Diğerine de 2 üzeri X2 yazıyoruz. Bu da P. X1 buradan logaritma 2 tabanında K. X2 de buradan logaritma 2 tabanında P. Bunun kökler toplamı deyince bu X1 artı X2'yi soruyor. Yani logaritma 2 tabanında K artı logaritma 2 tabanında P'yi soruyor. Bu da logaritmada toplama çarpım olarak yazılır biliyorsunuz. K çarpı P. E peki K ve P ağlı denklemin kökleri demiştik. O zaman bu ağlı denklemin kökler çarpımı yani C bölü A. Logaritma 2 tabanında 1 bölü 2 oldu. Yani logaritma 2 tabanında 2 üzeri eksi 1. Yani bu da eksi 1 öne geçer çarpım olarak. Eksi 1 çıkar. Bence güzel bir soru. Şimdi geçelim 3. sorumuza. A 1'e 4 olmak üzere bir köşesi A noktası olan ve diğer iki köşesi de 2x artı y eksi 6 artı kök 5 eşittir 0 doğrusu üzerindeki bir B ve C noktaları olan eşkenar üçgenin alanı nedir? Bu da analitik geometri. İki tane de şimdi bir tane daha analitik var. Genel üzerine iki tane de analitik koydum. Şimdi sayın arkadaşlarım şöyle bir şey. Şöyle bir doğru. Bakın bu doğru 2x artı y eksi 6 artı kök 5 eşittir 0 doğrusu olsun. E Bizde bir noktamız var şurada A, buna 1 e 4 demişiz. Diğer iki köşe şöyle ve şöyle olmak üzere B ve C köşeleri ve bu bir eşkenar üçgen imiş. Ben bu eşkenar üçgenin yüksekliğini bulabilirim diye düşünüyorum. Nasıl bulabilirim? Şurası bir noktanın bir doğruya olan uzaklığıdır sayın arkadaşlar. 1 e 4'ü yazalım. 2 kere 1, 2. Burada yazıyorduk. Artı 4, eksi 6, artı kök 5. Bunu mutlak değer için alıyorduk. Böyle. Bakın bir, doğru, bir noktanın bir doğruya uzaklığında şu koordinatlar doğru üzerinde yazılır. Böyle kare kök içinde A kare artı B kare. 2'nin karesi artı 1'in karesi. 4, 2 daha 6. Altı. 6'lar gider. Kök 5 bölü kök 5. Yani ne çıkar? 1 çıkar. Şu uzunluk 1'miş. Açı 60 derece. Burası 30 derece. Burası 30 derece. Burası 60 derece. Neden? Bu bir eşkenar üçgen. E, yükseklik 60'ın karşısı 1 ise 30'un karşısı 1 bölü kök 3 ya da kök 3'e çarparsak kök 3 bölü 3. O zaman burası da kök 3 bölü 3 eşit böler. Taban 2 kök 3 bölü 3 oldu. Yükseklik 1. Taban çarpı yükseklik bölü 2'den alanda kök 3 bölü 3 çıkar. Evet, böyle bir soruydu. Geçelim son sorumuza. Arkadaşlar son sorumuzda da bir adet yine analitik geometri sorumuz var. Şunların eşitliğini koymuşum. Taralı bölgenin alanı nedir diyor. Tabi burada insanın aklına pek çok şey geliyor. Mesela neler geliyor? Ee, i̇ki nokta arası uzaklıkları birbirine eşitlemek geliyor. Değil mi? Bu olabilir. Veya eğimlerin çarpımı eksi bir yapmak geliyor. Bu olabilir. Taralı bölgenin alanı nedir diyor. Bir sizler uğraşın isterseniz. Bakalım hangisinden oluyor. Veya başka bir yerde olabilir. Benzerlik yapabilirsiniz. Şimdi ben giriyorum soruya. Arkadaşlar şöyle bir şey yapsam. Şuradan bir dik indirsem. Bu dikin uzunluğunun 6 santimetre olduğunu biliyorum. Nereden? Şunun y'sinin altı olmasından. Bir tane de şöyle yatay çeksem. Şu uzunluğun da k olduğunu biliyorum. Neden? x koordinattan. Yani şu uzunluk k oldu. Arkadaşlar şimdi devam edelim. Şuraya alfa, buraya 90 eksi alfa, buraya alfa, buraya 90 eksi alfa diyelim. Dikkat ederseniz burada birbirleriyle eş olan iki tane üçgen var. Benzer üçgenler ama 90'ların karşıları aynı olduğu için direkt eş üçgenler. E burada alfanın karşısı 6 ise burada da alfanın karşısı ne olmak zorunda? 6. O zaman biz k'nin 6 olduğunu bulduk. K 6 imiş. Şurası 6 ymış. Şu uzunluk 6. Bu uzunluk yine 6. Peki 90 eksi alfanın karşısındaki şu uzunluğa biz P diyelim. Burada 90 eksi alfanın karşısı bu kısma sadece şu kısma ama yanlış anlamayın. Şuradan A'dan 90 dereceye kadar olan kısma P diyebiliriz. Fakat hala tam olarak alanı bulmak için herhalde yeterince bilgimiz oluşamadı değil mi? Bakalım oluştu mu oluşamadı mı? Şu üçgenin bir alanını bulalım. Bu üçgenin bir kenarı P'ydi bir kenarı A'ydı. 6 çarpı P bölü 2. 3P oluyor. Sağdaki üçgenimizin alanı. Solda da bir yamuk var gibi mi düşünsek? Yoksa yok bir dikdörtgen var. Mesela bu dikdörtgenin arkadaşlar şu kenarı dikdörtgenin kısa kenarı 6 eksi P. Neden? Üst taraf P idi. Tamamı 6 idi. Burası 36 eksi 6 P oluyor. Onu da yazalım bir yere. 36 eksi 6 P. Yine üstteki üçgenin alanı da bu üçgenin alanı eşit olacağı için o da 3 P. Neden? Aynı üçgenler. O zaman bakın alanları toplayın. 3 P, 3 P, 36 eksi 6 P. Şunlar gitti. Toplam alan ne çıktı arkadaşlar? 36 çıktı. Bence bu da gayet güzel bir soruydu. Umarım beğenmişsinizdir. Kanala abone olup videoları beğenirseniz çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.